Merhaba, ben Büşra. Bugünkü videonun konusu sadece bugün Barbie'yi, yarın da Oppenheimer'ı izlemek. Çok evet. Direkt giriş yapmış oldum ama böyle yani. Lafı uzatmak istemedim. Çok sıcak çünkü. Ve bebeğim bir sinema hastası olduğu için sabah 10 AVM'ye dikildik. Sinema izleyeceğiz. Ha bir de film 11.30'da bu arada. Benim bebeğim bir saat salonda oturup, hatta 1.5 saat şu an. Beklemeyi çok sevdiği için 1.5 saat sinema salonunda oturacakmışız. Yok, o kadar önceden açılmaz salon da. Bir gideriz abur cubur çalar. Pardon. Gider abur cubur atarız şeylerimize. Çantalarımıza. Sonra izleriz. Tamam, sonuçta 1.5 saat önce AVM'deyiz ya. Olsun, güzel. Gayet. Niye çirkin çıkıyor? Yo, çirkin gayet mi güzel. Çıkıyor? Gayet güzel sınırıyor. Demedi. Ne? Güzel çıkıyor. Gayet güzel çıkıyor da değil mi? Emin misin? Eminim. Ben şu an ne yaptığımızı anladım. Şu an kızacağım. Migros kafede oturuyoruz. Ve poğaça yedik. Bu şekilde. Niye? Çünkü açız. Bir şey yedim mi sabah, yemedim. Ben de yemedim. Niye? Çünkü... Hayır. Ha. 1.5 saat erken geldiğimiz için. İyi de ne alaka? Kalite çok kötü. Şu anda salondayız. Geldik. Beklentiler düşük. Çok kötü. Ben sinemada anlamam ama. Salon çok kötü. Şimdi filmden çıktık. Sen söyle aşkım. Filmden çıktık. Güzeldi. Beklediğimden daha içi dolu bir filmdi. Ay, saçım çok kötü. Bir kere filmin başlangıcı çok iyi arkadaşlar. Stanley Kubrick'in 2001 filmine gönderme yapmayan film yok zaten. Ama güzel olmuş yani. Zaten oradan içinin dolu olduğunu anladım biraz filmin. Sonra değindiği güzel konular vardı. Yedi. En sevdiğim filme 10 verdiğini düşünüyorsun. 7'si var ya, 7.5'u da var hatta. Çok yukarıdan çıkmıyor musun be aşkım? Işık böyle geliyor. Ben böyle duruyorum. Sinemadan çıkar çıkmaz ışığı iyi diye oturduk ama başka bir yere geçeceğiz. Hem kolum kötü hem de dışarı çıkalım yani. Onur nasıl film izliyor biliyor musunuz? Not alırım ben ya film izlerken. Nasıl izliyor biliyor musunuz mesela? Bir şey oluyor yani, çok önemsiz. Ya önemsiz demeyeyim de. O sahnedeki punchline'ı söylüyor oradaki oyuncu. Onur. Yapıyor mu? Sinema salonunu rahatsız edecek şekilde yapmıyor tabii ki ama. Salak bir şey değilmiş. Ödümü koparttın, eşiyor eşik. En azından hep Barbie'nin dünyasına geçmedi. Süper plastik görüntüler. Aynen. İzlemedik. Sıkıcı olurdu yani kaç saat boyunca Max yarım izlemeyi. Maksimum yarım saati vardı onun zaten. Onu da sonuna kadar kullanmışlar yani. Aynen. Kadına yine Dilan Polat diyeceğim adı Dua Lipa. Dua Lipa'nın birden deniz anası olarak patladığı sahnede ya. Ben de diyecektim ki metaforlar falan böyle. Mutlaka çok algılayamadığım metaforlar vardır. İşte mesela son spoiler'a giriyor biraz ama. Tamam, spoiler'a giriyor, ona göre geçin yani. Buraya bir şey koyarız. Öyle en sonunda Barbie'de Barbie'nin yaratıcısının olduğu sahne vardı ya mesela. Hmm. Çok hani şey geldi, insan ve Tanrı'nın konuşması gibi geldi yani. O tip şeyler vardı mesela ya. Varoluşsal şeyler aynen, vardı aynen. Yani. Ay o küçük kız da ne sinir öyle. Bu arada annesi de kötü oynamıyor muydu ya? Evet. Annesinin oyunculuğu çok kötüydü abi. Yani bilmiyorum, belki de iyi bir oyuncudur. Yapabilirsin. Camianın böyle belki şey isimlerinden biridir ama kötü oynuyordu. Ben zaten filmden hiç anlamıyorum malum. Kötü oynuyordu. Ama küçük kız. Küçük kız da çok sinirliydi. Sinir bozucu olmak istiyorsa yapmış yani, helal olsun. Eminim izliyorsundur bu videoyu canım. Kim güzel, gidin. Ken'in saç rengini az daha Ryan Gosling, kıramadınız mı? Ryan Gosling çok yaşlanmış be. Çok yaşlı kalmış yani. O biraz anlaşılıyor. Sen film izlemek çok güzeldi canım, film arkadaşım. Yerim size. Böyle bir film yorumu yok bu arada. Gerçekten ya. Neyse, bugününki bu kadardı. Yarın da Oppenheimer'ı izleriz. Aa bakın, bebeğim Ken gibi giyinmiş. Ben de evet. Biraz Oppenheimer'cı kız gibi giyinmişim ama öyle bir amacım yoktu yani.
açacağız. Kapatıyoruz. Yarın Oppenheimer. Aynen. Birden açalım ben şimdi videoyu. Merhaba. Saat 11.30. Yine geldik aynı AVM'ye. Sinema salonu çok kötüydü. Bugünkünün kötü olmamasını umuyoruz. Şimdi bir takılalım. 12.30'da sinema. Bebeğimin istediği gibi bir saat. Aman 4 saat erken geldik. Şimdi bir gidelim. Meyve sebze zamanı. Hakayım mı? Bugünkü salon iyi. Dünkü çok kötü. Kötü. Şimdi filmden çıktık. 12.30'da girdik. 3.30'da çıktık. 4 müydü? Neredeyse 4. Aynen, neredeyse 4'te çıktık. Bir kere abi, gereksiz uzun. Çok uzun. Hani beğendiğim 3-4 tane sahne var. O kadar ama yani. Oyunculuklar güzel. Robert Downey Jr. çok iyi oynamış. Görüntüler de çok güzel yani. Dediğim çekim gibi ses çok güzel. Görüntü. Sorry, we can't. Just English. English. Neyse. Abi kusura bakma ya. Kusura bakma. Yine yapmış. Alır akademiden ödülleri de. Her yerden ödülleri aynen. De alır. Şey yapar. Ya çünkü görüntü çok güzel. Ses çok güzel. İşte oyunculuklar çok iyi. Ama arkadaşlarımla gitmem ben bu filme. Aynen. Ben ilk yarısında yemin ederim uyuyacaktım yani. İkinci yarı Allah'tan biraz daha hani güzel sahneler vardı. Hani azıcık sardı yani. Ama çok uzun film. Ya şimdi bunlar spoiler'a giriyor mu? Atomumuz çarçur demem. Yo. Tarih zaten. Tarih film. Şimdi bunlar bombayı spoiler'a giriyor. Bombayı patlatmadan önce bir yerde deniyorlar. Denedikleri sahneyi de en şey çekmişler. Bayağı iyi çekmişler yani. Hani diyorsunuz ha burada iyi bir sahne gelecek diyorsunuz. Çok iyi çekmişler ama yine iyiydi ama mükemmel değildi. Mükemmel değildi. Filmin Angel can alıcı sahnesi eğer orasıysa o kadarcık yani. Ne en can alıcı deneyim sahne bence neydi biliyor musun? Yok, Oppenheimer'ın konuşma yapıp birden hani aynen orasıydı. Orasıydı mı? Diyalog çok fazla, karakter çok fazla. Evet. Mesela anlamıyorsun yani. Ve bizim asıl derdimiz şu. Patlama sahnesi gerçekten filmin 5 dakikası falandı. Kalanında sadece başrolün yargılanmasını izledik. Evet. Sadece filmin başından sonuna kadar sürdü. 3 saat boyunca sürmesi aynen çok sıktı yani. Sadece mahkeme görüntüsü. Mahkemede çekmişler yani. Mahkeme. Niye kapattın lan? Hücre mahkeme. Sonuç olarak abi yani kendince güzel bir film ama kendince güzel bir film. Barbie ile hani kıyaslayamazsın. Hani Barbie ile şeyi kıyaslamak gibi işte. Herhangi bir atıyorum kafadan şimdi. Belgesel. Çok uzak. Belgesel kıyaslamak gibi yani. Yani. Filmin en can alıcı noktalardaki yeterince can almaması, gayet doğal mı diyeyim, olması falan belgesel yani gibiydi. Hani anlaşılmaz hiçbir nokta yoktu. Çünkü belgesel gibiydi. Puan verecek olursam kaç veririm biliyor musun? Vereyim mi? Ne? 7. Barbie'ye 7.5 vermiş. Ya kıyaslamıyorum bu arada. Barbie'den tabii ki de daha iyi bir film. Aynen. Ya izlenebilite şeyi verirsem 7 yani. 6. Bu şekildeydi. 2 gün üst üste gittik izledik. Aslında kafa kaldırsaydı ikisini de aynı gün izlerdik. Ama kafa kaldırmazmış. Kaldırmazmış. Onu da anladık. Ben kardeşime şey diyordum, gitmediysen gel seni hani Barbie'ye götüreyim, Oppenheimer'a götüreyim falan diyordum. Barbie'ye giderim, götürürüm, onu izlerim. Oppenheimer'a yalvarsın, ayaklarımı yalasın, götürmem yani. Yani neyse, film yorumu böyle. Beni de linçliyorsanız linçleyebilirsiniz çünkü. Linçlemeyin canım, şu tatlı daha bak. Seni yerim ya. Barbie galiba daha iyiydi ya. Daha izlenebilir diyeyim. Tabii canım, o zaten daha öyle. Ya Nolan'a sorsan, Nolan da Barbie daha izlenebilir der yani. Nolan'ın en sevdiği filmlerden biri Fast and Furious falanmış. Ciddi söylüyorum sana. Neyse, benim gibi filmden anlamayan insanların beni anladığını düşünüyorum. Ne demek istediğimi. Böyle. Tamam.
Tamam. Beni Instagram'dan, YouTube'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Edin. Kendinize iyi bakın. Bakın. Bir daha ne zaman film izlerim hiç bilmiyorum. Şus beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Barbie izleyicileri de adamdır bu arada. Bay bay. Şey, lan Margot Robbie ne çekici kadın. Bunu dün kaç kere konuştum, videoda söylemedim. Gece boyu kadını düşündüm ya. Çok çekici, çok. Helal olsun vallahi, ne diyeyim. Allah yapmış yani. Ken böyle yanında çıkıyor kasları falan dedi. Diyorum çekil şey gelsin, benim hatun gelsin. Hatun çok iyiydi. Helal olsun. Hadi görüşürüz. Bye.